Buyurun başkanım, sizinle konuşmaya yapın, sonra size takdim edeyim. Sayın kaymakamlarım, sayın vekilim, sayın dernek başkanım, sevgili muhtarım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri. Burada büyük bir emek sarf etmiş olan Profesör Doktor Mehmet Fethi Hocam, değerli daire amirlerim, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, bir yol açılışında bulmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yukarı köy bizim olmazsa olmazımız. Gerçekten babadan gelen, dededen gelen dostlukları hep bu köyde yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Biz bir aileyiz aslında. Her zaman birbirimizin yanında olma zorunluluğumuz vardır. Ama tabii bunlarda yeterli ölçüde olamıyor ne yazık ki. İmkanlar ölçüsünde olamıyor. Çünkü bu yolun 40 yıldan bu yana açılmamış olması aslında hepimizin bir sorunu olması lazımdır. Ama ben başta Sayın Mehmet Çifekçi hocamızın gayretleriyle beraber ilk başlangıcı yaptık belediye olarak. Siftahımız iyi oldu, sonuca ulaştık. Ben kendilerini tebrik ediyorum buradan. Bu yolda emeği geçen herkese huzurumda çok teşekkür ediyorum. Bu yolun bundan sonraki de bitmiş hali değil bu. Daha bitecek, asfaltlanacak, mutlaka ya da betonlanacak. O konuda da her türlü desteği vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu bizim görevimiz. Bu görevi kabul ederek ben bu plaketi bana layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Başkanıma teşekkür ediyorum. Devlet Başkanı olarak. Sayın kaymakamım, sayın kaymakamlarım pardon. Sayın milletvekili, belediye başkanım, muhtarım, Osman başkanım, iki Osman başkanım aslında. İlgine meclisiyle belediye başkan adayı Osman Abanoz kardeşim. Diğer Yukarıköy ahalisi diyelim, değerli protokol. Bizim Karadenizler Derneği olarak İstanbul'daki, şöyle diyeyim, ben burada doğumluyum, Yukarıköy doğumluyum. Tabii ki köyüme yardım etmek, köyüme ilgi ve alaka göstermek benim borcum. Yani bunu borç olarak düşünüyorum. Arkadaşlarla birlikte, üyelerle birlikte, yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, devletimiz de destek verdi. Kaymakamımız olsun, il genel meclisimiz Osman kardeşimiz, muhtarımız, il özel idaresindeki dostlarımız aynı şekilde belli bir miktar para çıkardı. Tabii biz o paranın üstüne bir daha çok para koyarak bu yolu şu an bitirdik. Allah razı olsun. Bundan sonra ben de Sayın Belediye Başkanımın dediği gibi o sözü almamız da iyi oldu. Yolumuzun nihayetinde menfezleri yapılacak. Artı işte duvarları yapılacak. Asfaltlanma diyemeyim ama en azından betonlaması var. Dolayısıyla Sayın Muhtarım, Sayın Belediye Başkanım, İlgene Meclisi'yim, Sayın Kaymakamım bu konuda hep beraber el birliğiyle bunu da açacağız diye düşünüyorum. Hepinize dernek adına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Biz ufak da olsa bir plaket hazırladık. Teker teker veriyoruz. Ben de başkanıma veriyorum. Buyurun, kabul buyurun. Ve evet, böyle. Evet, teşekkür ediyorum. Buyur hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi tabii konuşmamda da ifade ettim. Milletvekilimizin bu organizasyonda çok büyük yönlendirici ve liderlik vasfı var. Dolayısıyla derneğimiz de kendilerine bir plaket vermeyi uygun görmüşler. Bugün çok güzel bir tesadüf. Konuşmamda da ifade ettim Sayın Kaymakamım. Bizim Molla İsmail Mahallesi'nin geçmişi köprü başlar. 1929 yılında sel felaketi oluyor. O zamanın Arap Kaymakamı, meşhur Koloğlu, geçenlerde oğlu öldü İstanbul'da, Koloğlu, Doğan Koloğlu. Onun babası Arap Kaymakam, meşhur lakabıyla. Bir dönemde Libya'nın başbakanlığını yapmış, çok önemli bir isim. Hem Sürmene Kaymakamı hem de Maçka'nın kaymakam vekili. 1929 yılında sel felaketi olmasın senin içinde. Buradan da mübareğe Rumlar gönderince Maçka ilçesine civar ilçelerden ama ağırlıklı Sürmene, Of Çaykara ve Köprübaşı bölgesinden yerleştiriyor. Dolayısıyla bizim bu köy yolunu açtığımız Molla İsmaili Mahallesi, tüfekçiler diyelim, Köprübaşı'nın Fidanlı Mahallesi'nden gelme,
Sayın Köprübaşı Kaymakamımızın burada da olması çok hoş oldu. Ben Sayın Milletvekilimize bu anlamlı plaketi Kaymakamımız, Köprübaşı Kaymakamımızın vermesini arzu ediyorum. Buyurun. Buyurun. Tacımızda olan misafiriz. Molla İsmail Mahallesi büyüyünce acaba dedim bizim Köprübaşı'ndan bahsediyorlar diye ama burada bir tane Molla İsmail Mahallesi varmış. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Vekilimize. Ben sizler adına Sayın Vekilimize bir plaketini takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam. Sizlerin de köprü başındaki hizmetlerinizi yakinen takip ediyoruz ve duyuyoruz. Orası için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başarılar dilerim. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, tabii bu yolun sadece gerçekleşmesini değil, her konuda bize her zaman destek olan Trabzon İl Genel Meclis üyemiz var. Emekli öğretmenimiz Osman Karay'ı tanımayan yoktur. Çok değerli bir benim meslektaşım Osman Hocam'a. Ha burada. Evet. Onun da bize bu tahsilatlarda ve diğer konularda çok büyük desteği olduğu derneğimiz kendisini şey yapmak bakımından bir plaket vermeyi uygun gördü. Osman Karay'a plaketi bizim köyün eniştesi. Benim de bacanağım Osman Abanoz Bey, Ortahisar Belediye Başkan adayımız, efendim yan yana da duruyorlar. Ben Osman Bey lütfen hem konuşma yapmanızı hem de... Sayın Kaymakamlarım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli üyemizi, üyelerimiz, muhtarımız, dernek başkanımız, Trabzon'dan gelen bürokrat arkadaşlarım, Karıköy'ün saygın ve seçkin sakinleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni bu güzel organizasyona, bu güzel toplantıya davet etme nezaket ve dikkatini gösteren Sayın Başkanımıza, sevgili bacanağım Mehmet Hocamıza ve İstanbul'dan gelen Mustafa Sancak, Hamit Bey ve Erol Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bugün çok güzel bir hizmet. Bu hizmette emeği geçen başta çok saygıdeğer Osman Hocamız olmak üzere yerini vererek fedakarlık gösteren aileye çok teşekkür ediyorum. Eşimin dayı tarafı, dede tarafı tüfekçi ailesi. Onun için burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Osman Hocama sizler adına bu plaketi vermekten onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir iki kelime söyleyeyim. Tabii buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Sayın Kaymakamlarım, Sayın Vekilim. Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Bir şeyin altını çizmek için söz aldım. Bu yolun yapılmasında sadece benim tek başıma bir katkım yok. Biz bir ekibiz. Hükümetimizin bir katkısı var. Onun temsilcileri olan biz iki arkadaşız. Geleceğiz oraya. Genel meclisinde beraber vermişiz önergemizi. Ne kadar asla kadar çıkarmışsak beraber yapmış. Müzi ve ilçe yönetimimizin desteğiyle beraber, onun görüşüyle alınarak yapılmıştır. Bunun bilinmesini istiyorum. Yoksa emeği geçen herkesten bahsedildi. Kasıt olmadığını biliyorum. Geleceğiz, oraya da geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir buluşmaydı.